Eminönü, Sirkeci ve Karaköy turu yapacağız. Bizim çok sıklıkla yaptığımız bir tur bu. Eminönü'nden işte Türk kahvesi, çiğ badem, çiğ kaju gibi şeyler alıyoruz. Aynı zamanda böyle bir küçük bir İstanbul turu yapıyoruz. Hadi hep beraber gidelim şimdi. Bugün çok güzel bir han gezeceğiz. Çok merak ettiğimiz bir han vardı Laleli'de. Laleli'yi daha önce hiç görmemiştik, hiç gezmemiştik daha doğrusu. Taş Han diye bir hana gidiyoruz. Şimdi bu hanı gezeceğiz. Hadi hep beraber gidelim. Çok güzel bir hana geldik. Bu han 1763 yılında yapılmış. 1763 gerçekten çok eski bir han. Önceleri kereste deposu olarak kullanılıyormuş ama sonra 1980'li yıllarda Kemal Ocak diye bir adam buraya alıyor ve restore etmeye başlıyor. Restorasyon bittikten sonra gerçekten Laleli'de İstanbul için çok önemli bir değeri topluma kazandırmış oluyor. Çatılar, kubbeler kurşunla kaplanıyor. Halen çarşı olarak kullanılan bir han burası. Gerçek yaşayan bir han. Han iki katlı, üç tane avludan oluşuyor. Gerçekten gezilip görülmeye değer. Mutlaka gelin. Aşağıda şimdi bir Türk kahvesi içeceğiz. Taş Han'dan çıkınca Büyükvalide Han'a doğru yürüme mesafesi yaklaşık 15 dakika. İstanbul Üniversitesi'nin yanından böyle geze geze yürüyorsunuz. Antikacıyla karşılaştık. Çok tatlı bir hanım. Onunla biraz muhabbet ilerletince yukarının kapalı olduğunu ama burada manzaranın fotoğrafını çekebileceğimiz güzel bir yer olduğunu gösterdi. Söyledi. Sonra bizi buraya getirdi. Küçücük bir yer. Buranın ne olduğunu da bilmiyorum. Koltuklar falan var ama. Sanat galerisi olacak. Sanat galerisi olacakmış burası. Böyle küçücük bir balkonu var ama manzarası da çok güzel. Buradan direkt köprüye bakıyor. Manzarası çok güzel. Yerini size söyler miyim? Söylemem. Sadece bir Yusufçuk Havalandı'ya özel. Çok izin günümüzde yaptığımız gibi yine bu izin günümüzde de Eminönü'ne geldik. Laleli'den başlayarak bir iki han dolaşarak Eminönü'ne ulaştık. Eminönü'nde şimdi bir küçük bir mola verdik, çorbamızı içtik. Buradan Büyük Postane'ye gideceğiz. Büyük Postane bizim için çok güzel, çok önemli bir yer. Ali ile Eminönü'ne neredeyse her geldiğimizde Büyük Postane'nin karşısında olan kahvecide otururuz. Çok güzel, çok salaş bir kahveci ama postaneyi izliyorsunuz, çok zevkli. Şimdi buradan oraya gideceğiz, oradan da Karaköy'e geçeceğiz. Biz Büyük Postane'ye geldik. Büyük Postane 1905 yılında yapılmış, yani yapımına başlanmış. 4 yıl sürmüş yapımı. Mimarı Vedat Tek, 1927 ve 36 yılları arasında İstanbul Radyo Evi olarak kullanılmış. Daha sonra postaneye çevrilmiş. İsmi öncelikle Yeni Postane'ymiş. İsmi değiştirilmiş.
Binanın dış cephesinde Osmanlı mimarisi hakim. İçinde iletişim ve telekomünikasyon tarihi üzerine bir müze var. Orası da mutlaka ziyaret edilmeli. Hadi içeri beraber gezelim. Yazısı geliyor burada. Birilerine kart atalım bence gelmişken. Olur mu? Osmanlı binasından çıktık. Burası bizim Eminönü'ne her geldiğimizde uğradığımız bir yer. Karşısında bir tane küçük salaş bir kahveci var. Türk kahvesi içiyoruz oradan. Bugün kalabalık, yine kalabalık. Her zaman kalabalık ama yine de seviyoruz. Osmanlı binası gerçekten çok eski. Yayında mıyız? Çekiyor mu? Evet, ben size Postane'nin müzesini anlatacağım. Postane'nin müzesine bence çapkın Türk erkeklerinin gelmesi lazım. Sevgilinizi buraya getirin. Müzenin birinci, ikinci, üçüncü katında pul koleksiyonu var. Mesela. Oraya bakarak konuşsana. Çok havalı olur mesela. Sen buraya geldin, kıza pul koleksiyonunu gösteriyorsun. Direkt sana aşık olur. Bir kat sonra santral sistemi, haritaları, telefon istasyonları falan var. Ücretsiz gezebiliyorsun. Ya 7-8 yaşında çocuğunuz var diyelim ve mektup yazmayı falan seviyor. Muhakkak gelin buraya, tarihi anlatın. Ya da sevmiyor. Mektup yazmayı sevmiyor ama mektup yazmayı öğrenebilir buraya ya gelerek. Buraya gelen adam görünce. Ve yazı yazar ya. Buraya gelen insan yazı yazmayı sever ya. Bence. Şimdi Eminönü'nden çıktık. Nereye gidiyoruz? Birkaç alacağımız şey var. Çiğ badem, kaju. Kuru kahve. Biraz baharat. Evde bitmiş. Ben bütün baharatlarımı buradan alıyorum. Burada birkaç uğradığımız bölge var. Nokta atışı. Denk geldiğimiz gibi oralara gidiyoruz. Oradan alıyoruz. Şimdi önce Türk kahvemiz bitmiş. Bir kuru kahveciden. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den kahvemizi alacağız. Oradan ne yapacağız? Yemek yemeye gideceğiz. Ha, sonra yemek yemeye gideceğiz. Bayılacağız, çok acıkıyor gibiler çünkü. Her Eminönü gezisi Karaköy'le noktalanıyor. Karaköy Eminönü ile ne? Karıkoca gibi. Karıkoca gibiymiş. Karaköy Eminönü ile Karıkoca gibiymiş. Buraya geldiğinde Karaköy'e de mutlaka uğraman gerekiyor. Her zaman geliyoruz ama her seferinde yine çok güzel. Mısır Çarşısı'ndayız. Şimdi Mısır Çarşısı'na geldik. Küçük bir alışveriş yapacağız. Evde birkaç baharat eksiğimiz var. Buradan Karaköy'e geçeceğiz. Burası ama çok hesaplı mesela. Onu da söyleyeyim. Ya burası çok güzel ya. Yalnız kalabalık biraz. Evet. Yani hep kalabalık. Hep kalabalık. Hafta yani. İçi. Hafta içi. Ne kadar olsun? 300 lira mı? Ne kadar? Şey, az bir şey olsun ne ya. Kadar çok geliyorum? Olmasın. Siz bir koyun, ben dur diyeyim. Rengi var. Yeter. Ben bunu için aldım. Yürümek. Aa, sıra kısaymış. Bu da dönüşte mi sürekli? Kahvemizi aldık. Yine aynı sokaktan devam ediyoruz. Kaju ve badem. Herkes yazmış ya.
Aldın mı canım? Aldım abi. 3 çay rahat. Kolay. Çok değişik bir şey ya. Çok enfes bir şey. Bunu sen 10 tane yersin. Ne? 10 tane yersin. Kafayı yiyeceğim. Eminönü turumuz bitti. Laleli, Eminönü, Sirkeci. Sonra nereye gittik başka? Of, Karaköy'de bir balık yedik, bir balık ekmek yedik. Çok güzel. Yani Karaköy'e geliyorsanız, tamam buralar da güzel yemek için. Özellikle şu an Gümrük'teyiz. Gümrük'ün de balık ekmeği çok güzel. Çok böyle havalı falan geliyor. Ama Emin abideki balık ekmek hiçbir şeye benzemiyor. Gerçekten Emin Usta'da balık ekmek yiyin. Hemen karşısında şey var. Neydi adı? Akın balık. Hemen karşısında akın balık var. Emin abi biraz arkasında kalıyor. Ama akın balık boş. Emin abinin sırası full. Öyle söyleyeyim. Şimdi günümüzün sonuna geldik. Pilimiz bitti. Akşam güya dans gecesine gidecektik. Ama iptal ettik tabii ki. Şimdi böyle bir yorgunluk çayı içeceğiz. Böyle bir tane ortak tatlı söyledik Ali ile. Pek adetimiz değildir tatlı yemek ama bir deneyeceğiz bakalım. Güzel görünüyor ama çok taze görünüyor. Baksana. Neyse işte yani günümüzün sonuna geldik. Çok güzel, çok mutlu bir gün oldu. Bir başka YouTube videosunda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bekleseydin de bir yudum çay isteydim. Şöyle arkamda yayayım.